Herkese selamlar dostlar. 12 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. Genellikle ideal oranlarından bahsettim. Aklına yatan arkadaşlarımız tamamen kendi isteğiyle değerlendirebilirler. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Onunla başlayalım. Skor yarışmamız Barcelona Inter mücadelesi. Bildiğiniz üzere ilk maçta bence sürpriz bir sonuç çıkmıştı. 1-0'lık Inter galibiyeti gelmişti. Inter de o maçta çok kapanmıştı. Kapandığı için de Barcelona bir türlü açamadı ve Inter'de güzel kapandı o mücadelede. Şimdi Barcelona'da oynanacak bu mücadele. Barcelona sizce bu mücadelede ne yapar? Inter maçıyla. Inter yine kapanır mı? Ne olur? Inter yine kapanacaktır. Bence de Bir sıfır aldıktan sonra Inter çıkacak mı? Bilmiyorum artık. İzleyeceğiz. Sizce maç skoru ne olur? Zor bir maç olduğunu düşünüyorum ama İbreler Barcelona tarafında tabii ki. Bunu geçtim. Kombineler kazandırıyor dedim ya. Dün de cuma günüydü. Pardon pazartesi günüydü. Tek bir adet kombine yapmıştık. Ve sürpriz çıkan bir günde kombine bizi yakaladık. Nasıl yakaladık? Şimdi Başakşehir maçı bildiğiniz üzere sürpriz çıktı. 2-0'lık bir Sivas galibiyeti çıktı. İlk mağlubiyetini aldı Başakşehir. Ben o mücadelede ne bekliyordum? 2-0'lık bir Başakşehir galibiyeti bekliyordum. Ama bu mücadelenin alt geçeceğini bekliyordum yani. Çok fazla pozisyon olacağını düşünmüyordum. Hem Sivas tarafında hem de Başakşehir tarafında. Öyle de oldu. 3.5 alt olarak idealden bir aldım. 1.25 bantlarında bir oranı vardı. Bir de Aston Villa mücadelesinin KG'sini aldım. Onun da oranı 1.62 gibiydi. Toplam nesne oranına yazmışım. 2.04 oranından günün tek kombinesidir. Altına da yazdım. Bugün ters sonuçlar çıkabilir. Ona göre değerlendirelim diyerekten de. Açıklamalarını da yaptım. Yapıştırdım. Cuma kombinesi yazmışım. Buna. Pazartesi kombinesi olacak. Ters gün ya karışmış burada. Ee, günün kombinesini yani güzel bir şekilde kazandırdık. Zaten günün videosunu çekmemiştim ben. Bir tane kombine düşüncem vardı. Buydu. Değerlendirdik. Aldık. Çıktık burada. Bunu geçtim. Ha canlılar kazandırıyor dedik ya. Dün de bir tane canlı verdim ben sadece. Trabzon mücadelesinin ilk kereden bir tane golünü verdim. Bakın. Gerçekten maçları izliyordum. Hem Başakşehir'i hem de Trabzon'u izliyordum. Trabzon maçı çok gitgelliydi fakat öyle bir ayaksızlık yaptılar ki. Hatta altına da yazdım. Final paslarını yapamıyorlar. Altına da sonradan ne dedim ki? Yani dedim ya final paslarını yapamıyorlar diye. Sanırım sadece Yusuf Yazıcı yapamıyor. Sağdan geliyor geliyor. Başka top getiren diyor. Geliye geliyor. Taça vuruyor. Kale karşısında. o bir şey. Saçma saçma iş yapıyor. İlk yarıda gol gelmedi. Mesela bugün canlıda başarısız olduk. Her gün canlı kazanıyoruz diye bir şey de yok. Bunu da göstermek istedim ayrıca. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. Dediğim gibi başlayalım. Sizlerden ricam artı 400 seviyesinde bir like'tır. Hemen 2 saniye zaten like atarsanız like butonuna orası bedava bir tıklatı verin şöyle bize orada. Oradan sonra videomuza başlayalım artık. Napoli Ajax mücadelesi. Burada sanırım Napoli tarafına çok fazla yüklenme var. Ya haklılar mı? Haklılar tabii ki. Napoli oyun olarak çok iyi şu an. Ama karşılarında bir Ajax olduğunu unutmamak gerekir. Ajax takımı son maçta bir çok fazla şey olsa da 6 tane yemiş olsa da 1-0 öne geçmişti o maçta mesela. Ajax'ın en büyük hatası orada. 1-0 öne geçti ya ben 2'yi 3'ü atayım demeye çalıştı orada. Fakat orada o işler öyle olmadı. Napoli çok hızlı çıktı ve hızlı çıktıklarında da pozisyonları pozisyonları golle yüz, gol yüzdesine çevirmesi yüksek bir takım bu sezon. Ki oynadığı son maçlara bakın her şey 4 tane 5 tane 6 tane atıyor her maçında. 2 maçında 10 gol attı sanırım. Napoli. Ben burada Napoli'nin yine burada Ajax oynamasını bekliyorum. Bu sefer de Napoli oynar diye düşünüyorum. Ben biraz daha bastırır. Ajax'ı o pozisyonlardan atabilir diye düşünüyorum. Fakat Ajax tarafında çok önemli bir eksiklik var. Tadic arkadaşlar bu maçta yok. Geçen maçta kırmızı kart görmüştü. İkinci sarıdan mücadele olmayacak. Fakat ben burada evsel bir buçuk üstüne gitseniz 1.30 gibi oranı var. Yani düşük geldi bana açıkçası. İki gol burada Napoli'ye. Şampiyonlar Ligi takımı veya Şampiyonel Ligi maçı ve karşılarında Ajax var. Ben burada KG aldım. Ajax'ın da gol atmasını bekliyorum bu mücadelede. 1.41 gibi ideal bir oranı var. Ajax da bence bu mücadelede atar gibi geliyor bana. İkinci maçı Rangers ile Liverpool mücadelesi. Yine güzel maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Rangers Liverpool burada. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Çok önemli bir olay. Liverpool'un bu maçtan sonra Manchester City ile bir mücadelesi var. O maç çok önemli. Premier League açısından ve takımın kendi özgüveninin yerine gelmesi açısından City maçı kendi evinde bir de çok önemli. Enfield'da. Şimdi burada İskoçya'da ne olur diye baktığımız zaman da bence Liverpool kazanır. Ki Napoli ile Ajax birbirleriyle maç yaparken kazanması lazım. Ki son maçlarında zaten devirdiler bunları. Burada tekrardan galip gelme ihtimalleri var bence. Fakat galip gelirken nasıl galip gelecekler onu kestirmek lazım. Bence Liverpool'un Şampiyonlar Ligi maçı olduğundan dolayı da bu mücadele çok fazla asıl can düşmüyor. Mesela iki tane attı diyelim ki deplasmanda ikiyi bile bulması zor. Maçın beklentisi 2-1'lik Liverpool galibiyeti zaten. Ben burada 1-21'den değil de 4.5-6 ile süsleyerekten de burada yaklaşık 1.70 oranına kadar oranı yükseltiriz diye düşünüyorum. Onun oranı da 1.66 oranı var. 4.5 altında 2 olarak değerlendirme altına alırsanız oran daha tatmin edici seviyede olduğunu söylemek mümkün. Barcelona Inter mücadelesi. Şimdi senaryom şu şekilde. Inter bence bu maçta da kapanacak. Kontrol ataklarla gidecek. Geçiş oyunuyla birlikte Barcelona kalesinde pozisyon bulmaya çalışacak. Barcelona'nın son başına baktığım zaman da Celta Vigo ile oynadı. İkinci yarıda oyundan düştü. Çok fazla pozisyon verdi mesela o mücadelede Barcelona takımı. Fakat 1-0 galip geldi o mücadeleden. Inter'in Sassuolo maçına baktığım zaman Inter açık bir oyun sergiledi. Ve kalesine birçok pozisyon verdiğini söyleyelim ama o da yendi aynı şekilde. Şimdi baktığımız zaman burada Barcelona atak oynayacak, hücum oynayacak, bastıracak, yenmeyi oynayacak. Inter de kapanacak. Hadi diyelim Barcelona 1-0 öne geçti. Inter 1-0'dan sonra açılacak mı? Soru 1 açılır mı? Mesela 1-0 mağlup durumda şu an Inter. mesela ben oyunumu devam ettireyim. Kontradan bir tane atarım. Beraberle alırım çıkarım der mi? Bu önemli. Inter nasıl açılacağı önemli. Ama belirli bir dakikadan sonra açılmak zorunda diye düşünüyorum ben burada. Ben burada iki tane orana gittim. İkisinin de oranı çok fazla yok arkadaşlar. Fazla da uzatmayayım. Ben şöyle düşünüyorum. İlk kere en çok korneri bence Barcelona kullanır. Fakat oran yok. 1.22 küsur oranı var. Şurada en altta oran yok buna. Tamam dedim bunu almayalım dedim. Avrupa'dan değerlendirebilirsin Avrupa'da oynayanlar. Burada ev sahibi 1.5 üstü alırsak biraz daha ideale gideriz. Barcelona bence burada 2 gol atar gibi geliyor bana. Onun da oranı 31 Yani başka bir ideal orana gidemedim bu mücadelede. Aynı şekilde bunlar var. Yüksek orana gidersem ne olur diye baktığım zaman da ilk yerde belki bir Barcelona galibiyeti çıkabilir. 1-0 gibi skorla 1.68 gibi oranı var. Hatta şuradan skor tarafından da İlk yarı maç skorunda da 1-0 derseniz de 3-24'te bunun oranı var. Yani giderseniz böyle gidersiniz. Victoria Pilsen ile Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih son maçında ya dedim ki yiyecek ya 90 artı 4 verdi aken, 90 artı 4'ün 15. saniyesinde artık artı, artı 5'e girmiştik. 15. saniye son pozisyonu altını bitirdi Dortmund ya. Yani o kadar kırmızı karttan sonra yiyeceği o kadar belliydi ki. Bastırıyor bak kaleci geliyor bir şeyler oluyor. Takım ortalık 56 oldu o mücadelede. Victoria Pilsen de oynayacak bu maçta da bence kazanır. Sanırım grup aşamasalarında da en çok bilinen bir şey galip alan mı yenilmeyen bir takım Bayern Münih. Veya o rekoru bu maçta mı geçecek öyle bir rekor vardı geçen baştan hatırladığım kadarıyla. Victoria Pilsen kendi evinde biraz oynamak isteyecektir bu maçta. Oynamak istedikçe Bayern Münih de bence atar gibi geliyor. Burada idealden ne alabiliriz diye baktığım zaman da. Deplasman'ın atacağı 3 gol. Deplasman 2.5 Bayern Münih'in 3 golü. 1.42 gibi oranı var idealden böyle bir değerlendirme yapabiliriz diye düşündüm. Yani Bayern Münih tarafına başka ne alacağım bu maçta? Onun dışında Pilsen atar mı? O da ara ara etkili geliyor da atar mı bilmiyorum. Ben burada deplasman 2.5 üstü aldım. Bir de yüksek orandan şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Şurada en altta bir oran var. Deplasman 2 yarıyı da kazanır oranı. Onun da oranı 1.79 arkadaşlar. Bayern Münih başladığı zaman da 2 yarıyı da kazanabilir diye düşünüyorum. Başka yüksek oran çıkmadı bu mücadele. Mücadele beklentisini de söyleyeyim. 3-0'lık bir Bayern Münih galibiyeti bekleniyor. Bence beklenti doğrultusuna geçebilir. Belki şöyle ben 4-1'e belki kayar diye düşünüyorum. Çok gol olursa. Pilsen tarafı da belki araya bir tane sıkıştırabilir. Bu yönde bir doğrudan bir düz beklentim var bu maçta. Tottenham'la Frankfurt mücadelesi. Frankfurt son mücadelesinde mağlup oldu. da galip gelmesini bildi Brighton'a karşı. Brighton o maçta etkili bir oyun sergiledi fakat Tottenham erken dakikalarda attı. Kane'in golüyle kafa golü attı sanırım o maçta. Galip gelmesini bildi. Fakat Tottenham tarafına baktığımız zaman da Brighton maçında bile rotasyon gördüğünü, rotasyon yaptığını söylemek mümkün. Peris hiç mesela yoktu, Emerson aynı şekilde yoktu. Bunlar çok koşan oyuncular zaten, kanat bekleri, hücum bekleri bunlar. Çok koştuğu için onlar kaç tane rotasyon almış, galip gelmesini bildi. Önemli bir başarı. Frankfurt'a karşı kendi evinde burada, ya Tottenham gerçekten zor bir takım. İyi oynuyor da bazen de kanser ediyor gol bulmakta. Oyuna bir bakmışsın Frankfurt Tottenham'ı avlukaya almış. Öyle bir oyuna da dönebiliyor. Ben burada Tottenham tarafının galip gelmesini bekliyorum. Artık grupta zaten. Burada galip gelerek hem Frankfurt'u arkaya almak isteyecektir. Hem de Sporting ile Marsilya'nın maç var. Onların da önüne geçme ihtimali var. Lider olma şansı bile var diğer maçın. konu göre. Tottenham bence burada zar zor kazanır diye düşünüyorum. 1-0 öne geçer. 1-0'dan sonra Frankfurt bastırır diye düşünüyorum. O bastırırken Sol veya Kane ikisi hop ileri kaçar. 2'yi de atar. 2-0 Tottenham galibiyeti bence gelir gibi geliyor bana. Ben burada ev 1.5 üste gitmedim. Çünkü maçın bence 1-0'ı da var. O yüzden 4.5 altında bir yaptım. Onun da oranı dediğim gibi Liverpool maçı gibi 1.70'e yakın 1.65 gibi de bir oranı var. Değerlendirecekler bu yönde de bir değerlendirme. Yapabilir bu mücadeleyi. Toplamda 5 adet mücadele anlattım. İdealden yüksek orandan değerlendirecekler. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.